Azərbaycanın hava məkanı pozduğu üçün silahlı qüvvələr tərəfindən vurulub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələri tərəfindən keçirilən son təlimlər zamanı düşmən hərbi aviasiyası cəbhəyanı zonada 3 gündür ki, provokasiya xarakterli uçuşlar həyata keçirir. Davamlı olaraq mövqelərimiz üzərində döyüş manevrləri yerinə yetirən düşmən hərbi aviasiyası məsələ bax bugün daha açıq şəkildə döyüş kursuna çıxaraq uçuşlar keçirməklə mövqelərimizə atəş açmağa cəhd edib. Cəbhənin Ağdam rayonunun Kəngərli kəndində 1700 metr şimal-şərq istiqamətində Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə məxsus 1024 tipli helikopteri döyüş kursuna enərək mövqelərimizə hücuma cəhd edib. Ya Salih'cim bırak Allah aşkına şu adam artık ya. Oğlum adam avcı mavcı değil. Geçen gün bizi vuruyordu yanlışlıkla gerizekalı. Harbi mi? E o zaman bana her türlü uyar aslanım. Zaman mekan fark etmez yani benim için biliyorsun. Domuz ha? İyi tamam. Tamam. Sen işi ayarladıktan sonra haber verirsin o zaman bana. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah. Hızır. Ne var ne yok anlat bakalım. İyi abi. Aynen devam. Aynı yerdeyim. İyi. İyi. Memnunsan, mutluysan sıkıntı yok. Çok şükür abi. Adın neydi kardeşim senin? Bilal. Bilal. Bilal daha önce hiç fırınlarda çalışmış mıydın? Yok. Bak şimdi Bilal kardeş. Lafı fazla uzatmayacağım. Açıkçası geçmişim beni çok fazla ilgilendirmez. Dükkanımda adam akıllı efendi gibi çalışsan bana yeter. Normalde öyle kaçak adamı çalıştırmam ben fırınlarımda ama Hızır'ın hatırı var. Eyvallah. Dükkanda yatıp kalkarsın. Yemeği de zaten orada yapıyorlar. Beraber yersiniz. Haftalıkta 150 lira para veririm. Tamam. Yalnız fırından dışarı çıkmak yok. Hem bu senin için de daha iyi olur. Haluk kör yerindeyiz. Jandarma bakıyor. Hadi polis olsa bir şekilde halledilir ama jandarma sakat. Sen de tamam olur diyorsan bu gece başla. Sağ ol abi.
Türkiye'nin gurur projelerinden olan Milli Tank Altay'da seri üretimin hazırlıkları sürüyor. Bu seneden itibaren seri üretimi planlıyor olacağız ve hedefimiz de şu: testler tamamlandığında araya bir boşluk girmeden seri üretime başlayıp kara kuvvetimizin envanterini, tankımızı kazandırmak. Oğlum bu tank var ya, bu tank. Biz yaptık bu tankı biz. 55'lik mermi atıyor. Gül! Kim olacak lan bu tank? Lan oğlum bak, bir de gittin neyin ne olduğunu yerinde gördüm. Yaralandın lan. Topalsın amına koyayım, topal. Niye? Ha niye? Sen rahat rahat götünü büyüt diye. Haklısın güzel kardeş. Vuralım, gebertelim birbirimizi. Bir soran olduğu zaman da ya amacınız nasıl, derdiniz ne dediği zaman da ya siz rahat rahat yatın, biz vatanı öldürmedik. Vatan sor. Sen kaç kere çıktın bu köyden dışarı ha? Ne biliyorsun sen ha, ne biliyorsun? Öyle iki tane kitap okumakla, 3-5 tane entel dantel film izlemekle olmuyor bu işler. Sonra bu televizyonda gördüğün zengin pislerin laflarını bana satmakla da olmuyor. Evet, ben gittim, her şeyi yerinde gördüm. Yılan yedim ben daha da, yılan. Arkadaşlarım öldü. İşte o yüzden bu mesele açıldığı zaman sen susacaksın. Ben konuşacağım, anladın mı? Ben konuşacağım. Bu yürüyüş sayesinde penguenler önemli derecede enerji tasarrufu yapmaktadırlar. Borsa da etkilendi. 3 haftada 35 milyar dolar sermaye çıkışı oldu. Peki olaylar nasıl başlandı? Bunlara bulduğum çocuklar. Hadi oğlum hadi, acele et. Elini çabuk tut. Gözaltına alınanlardan 44'ü çocuk. Bıçak mı kalabilir miyim? Hepsi serbest bırakıldı. Gözaltına alınan kişilerin yaş aralığı hastane oldu. Tamam ana. Aleykümselam. Hadi digal, Allah'a emanet. Haytan. İyiyim. Sen necesin? İsmail necedi? Ağlama gözümün içi. Bak, bu işler yoluna girsin, sizi de aldıracağım. Bilirim gözümün içi, bilirim. Az kalıptı, dayan. Hadi. Ver bak. Oğul. Heyem oğul, sen necesin? Ben de seni severim. Eşlendir mi sen ana hele? He. Yekece. Cemile. O da gelecek. Herkes gelecek. Hadi ver, hadi. Sağ olasın emi. Hey. Sen necesin? Gelin bacım, uşaklar, onlar necet? Buyur emmi, tekem. Yok, yok, çımıram. Emmi, hadi, hadi Allah'a emanet. Kapatırım.
Kapatmasaydın oğlum. Konuşsaydın biraz daha. Kapatacaktım zaten abi. Bilal, hadi sen de gel. Abi sağ ol. Benim işim var bilirsen. Oğlum kahveye gidiyoruz. Karşısı zaten. Gece işe kalkacağım abi. Sağ ol. Biz de kalkacağız. Bilal. Bak 2 sene oldu fırından çıkmadın. Daha ne kadar sürecek bu hapishane hayatın? Hem kahvedekiler bilmiyor mu senin burada olduğunu? Köylüler, jandarmalar bilmiyor mu? Hadi, hadi sen de gel. İki ekmek. Adın ne? Hacer. Eşli meşli yok, herkes tek. Yeter yiyeceğiz diyorum sana oğlum, vallahi yemeyeceğiz. Lan bak, bana ne amına koy... Hadi be oğlum, hadi be oğlum, at şu taşı artık ya. Ebu Zer dayı, ne oldu bizim çaylar? Eyvallah dayı. Ya, güzel dayı. Sen hiç kahveye çıkmaz mısın ya? Yaz kışı buradasın. Haydi beyler, kimde kaldık en son?